kim bu ayda girildiğini birbirine haber verirse onu cennetini alması için kıyamete kadar Allah'a dua edeceğim. Beğendiyseniz sizin olsun. Kim bu ayda bu aya girildiğini birbirine haber verirse, yani diyeceksin ki biliyor musun Rebiül Evvel peygamberimiz dünyaya geldi, haberin olsun, peygamberimiz de o kişi cennete girene kadar onun için dua edecek ya. Bugün öyledir tabi yani peygamber sana dua ettikten sonra aynı hikaye biraz önce konuştuğumuz değil ya, Allah'a hamd et o zaman, şükret. Maalesef bu çok uzak değil, yani çok az da değil. Böyle habire bir el midir, bir organize midir bilemem ama bir akıl tüketim merkezi diyebileceğimiz, yani Müslüman aklı bitirme, tüketme merkezi diyeceğim bir merkez. Bu türden şeylerle Müslümanların binlerce, işin ekonomik boyutuna girecek değilim, onu bilemem. Buradan ne olur ne bitir, öyle bir hesap tarafım yok, bilmiyorum. Ama tahmin edebiliyorum az çok. Tabii enteresan, öyledir. Göndermesem ne olur? Var tabi mektuplarda, mesajlarda da var. Hocam yine başlamadan bir soru geldi de. Evet. Geçen hafta yapamamıştık, okuyamamıştık. Okunan soru için. O Erol Hoca'nın sorusuydu. Tamam. Onu yapalım, üzerine duralım. Şimdi gelen soru, ölü insanlar için Kur'an-ı Kerim okunur mu? Veya yani caizliği durumundan çok bu nasıl ele alınmalı? Bütün bu konuşmalarımızdan çıkmış değil midir? Öyle bir sorusu. Bir şey söyleyeyim sadece. Dün evet, bugün daha doğrusu bir yerde bir makale geldi. Ebu Lala el-Mevdudi'nin fıkhi istinbatlarındaki usulü diye hakem olarak gönderilmiş. Böyle bir mesele vardı. Ebu Lala el-Mevdudi şeydi. Diyor ki ölülerin arkasından okunmak, onların ruhlarına bağışlamak, aslında böyle bir şey yok diyor. Fakat ya bundan çok mutlu olan insanlar var diyor. Bundan hoşnut olan insanlar var diyor. Yani böyle bir şey gitmez. Ama adam hoşnut oluyor, mutlu oluyorsa ben ne diyeyim diyor. Şeyi böyleydi Mevdudunuz, dikkatimi çekmişti. Kur'an-ı Kerim bizim içindir. İnsan içindir. Evet, ilahi kelamda biz geçmişlerimize dua edilmesini Allah bize öğretiyor burada. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, geçenlerden sonra yeni gelenler, hayata katılanlar derler ki يَقُلْ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا, ey Rabbimiz bağışla bizi, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ, mümin olarak bizden önce gelmiş geçmiş olanları da bağışla, değil mi? Ve kalplerimizde müminlere karşı bir kin ve nefret bırakma. Çok açık. Geçmişlerimize dua ederiz. Allah'tan bağışlanmaları için, ki bunlar da zaten
Yine İbrahim suresinde açıkça ifade edilmiş. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minin yevme yekumul hisab. Tabii tabii ölmüş de olabilir. Bunda bir sorun yok. Buna bir problem yok. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasını söyleyeyim, daha anlamlı olabilir. Bedir şehitlerini ziyaret ediyor peygamber. Ve onların başında durarak Araf suresinden bir ayetle konuşuyor. Ayet şu: Fehel vecettüm ma va'ade rabbukum hakka. Ne o? Ey Bedir şehitleri! Rabbinizin vaat ettiği şeyi hak, gerçek olarak buldunuz mu? Ayet böyledir. Bu ayetle konuşuyor, bakın, istişat. Orada bulunan bazıları diyorlar ki, ey Allah'ın elçisi, bu ölmüş olan, kabirde olanlar bizi işitebilir mi? Yani sen böyle konuşuyorsun ya. Tabii Peygamberimizin oradaki konuşması çok farklı bir yere oturuyor. Bizi işitirler bunlar. Resulullah'ın cevabı daha manidardır. Hayır. Diyor ki, onlar bu gerçeği sizden daha fazla içselleştirmiş durumdalar. Ne demek bu? Hakikatle yüz yüze geldiler. Yüz yüze geldiler. Siz kenardan bakıyorsunuz. Onlar bu hakikati içselleştirme dediğim şey, evaya, yani bilinç, şuur, onu böyle tatmak bağlamında. Bu ne demek? Bu nasıl okunur? Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın iman düzeyi diyelim, o kadar aşkın ki, orada Bedir'de şehit olmuş şehitler, şöyle bakıyorsunuz, yoklar. Müşrik taife bunlar için şöyle diyor, çok affedersin, pis pisine gittiler diyor. O bildiğiniz ayet, وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, tam da böyle bir şeye cevap içindir. Öyle mölü değil onlar. Tabi diridir dediği zaman daha sonraki okuyucu bunu canlı böyle kabirde dolaşıyor anlıyor. Halbuki bu bir cevap. Onlar sizin söylediğiniz boş yere giden adam değil bunlar. Bunlar hakikatin sesi olmuş, mantığı olmuş, onunla dirilmiş. Tam da Kur'an dilindeki dirilme bu. Kur'an kafirlere ölüler diyor çünkü. Ölüler dediği kafirlerdir. Kafir dediğin adam yaşıyor işte de. Yaşayan ölü tabii. Onlara ölü diyor. Ve literatürümüzde şöyledir: yaşadığı halde ölü olanlar, ölmüş olduğu halde yaşayanlar diye insanlar iki gruba ayrılıyor. Öldüğü halde yaşayan, İbrahim yaşıyor, İsa yaşıyor, Musa yaşıyor, Ömer yaşıyor, Ebu Bekir yaşıyor, bakın. Bir model, örneklik olarak bıraktıkları şeyler. Ama yaşadığı halde ölü olanlar, siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek dediği, yaşıyormuş gibi bir şey var mı yok mu? Böyle değerlendiriliyor. Bir diğer de çok basit. Kabre gidiyor peygamberimiz. Kabirleri zaman zaman tavsiye ediyor ki, bu tavsiyeye şayan bir şeydir. Esselamu aleyküm dâre kavmül mü'minin. Ey müminler topluluğu, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Ve inna inşaallah bikum lahikun. İnşallah biz de sizin arkanızdan geliyor, size kavuşacağız. وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ Sizler bizim öncülerimizsiniz. Önden gidenler. Biz de sizin izinizi sürüyoruz. اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلَا تُضِلُّنَا بَعْدَهُمْ
Allah'ım bunların mükafatlarını bol miktarda ver ve onlardan sonra bizi saptırma ya Rabbi. Ne kadar makul değil mi? Ne kadar canlı, ne kadar diri, diri bir durum. Diri. Evet. Tabii tabii. Kendisiyle alakalı. Yani oradaki kabir ziyareti orada olandan o bitti. Kendisi orada gidiyor. Dersini alıyor, ibretini alıyor, düşünüyor, tezekkür ediyor, tefekkür ediyor. Hatta bu bağlamda, bakın yanlış anlaşılmasın, bu bağlamda yine geleneğimizin izini sürerek orada Yasin okuduğumuzu farz edelim. Bizim geleneğimizde bir sure okunduğu zaman bunun anlamı şudur. O sure ile onu okuyan kişi konuşuyor anlamındadır. Sure ile konuşuyor. Konuşuyor. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala salatin müstakim tenzilel azizir rahim devam ediyor. Mesela niye orada bu sure ya da benzer sureler ilgili ayetler mesela kabirden kalu ya veylene men ba'sena min merkadine kim bizi bu mirkatlerimiz kabirlerimizden dirilten kaldıran kim hâzâ mâ va'den rahman ve sadakal mursel rahman söz verdi, vaat etti. Aha, elçiler de doğru söyledi. Geçersiniz diğer sayfaya. Neydi sayfanın başı? Yok, yok, yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sayfanın diğer tarafı ya. Hadi, derde Fazıl Kiram ya. He? Yok, yok ya. Beşinci sayfanın başı. İnne ashabel cennetil yevm fi şuğulin fakihun هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم birden وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى آخر konuşma bu. Nerede? Bunu düşünün. Böyle cavcavlı, böyle çok renkli, çok ışıklı yerlerde değil, doğrudan yine şeyin ifadesiyle yalancı şehrin sahici beldesi, Necip Fazıl'ın ifadesi. Yalancı şehrin sahici beldesi, sen Karacaahmet. O Karacaahmet için söylüyor bunu. Karacaahmet'te, tam sahici beldede onunla konuşuyorsun. Kimin için bu? Bizler için. Okumanın karşılığı budur geleneğimizde. Onu söyleyeyim net. Mesela diyelim ki oraya yok. Elhâkümut tekâthur hattâ zûrtümül mekâbir kellâ sefe te'alemûn ah tümme kellâ sefe te'alemûn kella lev ta'lemun ilmel yakin ki le teravunnel cahim thumme le teravunneha aynel yakin thumme le tüselunne yevme izin anin na'im o gün her bir nimetten sorulacaksınız. Aha peygamber diyor ki tabi el esvedan et temru vel ma hurma ve su diyor nimet dediği de bu. Bereket ki müfessir yardımımıza yetişiyor. Diyor ki şu demek diyor. Elbette nankör adama nasıl sorulacağı belli de şakir şükreden adama da hani derler ya gelir böyle çocuğunuz gelir çalışmıştır iyi not almıştır biliyorsunuz ama ne yaptın kaç aldın yani hatta biraz da böyle şeyli bir şekilde hesap sorucu. Kaç aldın? Bir şey aldın mı? Ne yaptın falan? O da birden işte yani ki 100 üzerinden alıyorsa karnesini 100 aldım diyor falan. Yani
şükreden kullar için buradaki sorulması böyledir. Bu da müfessirimizin yorumudur. Ama ayet ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün mutlaka ama mutlaka naimden sorulacaksınız. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ Evet. Çokluk, çok olma, çok şeye sahip olma o kadar aldattı, o kadar peşinde koşturdu ki birden kendinizi kabirlerde buldunuz. Okuyun. Kabristana gittiğinizde bu sureleri, bu ayetleri bir konuşma olarak okumanın ne mahsur olabilir? Ama bizimkine dokunmuyor, okuyana dokunmuyor. O zaten kimileri de okumuş, balona üflemişler. Taze Yasin olarak balonla satıyorlar ya. Yani. Böyle kefazelik olur mu? Eyüp Sultan'dırlar da ya. Yani. Evet. Ölene bakın. Çok nettir arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım. Hadiste de ifade edildiği gibi. Son nefesle defter kapanır. Tabii işte. Açık açık hadiste de ifade edildiği gibi ayetlerle de mutabıktır bu. İza matel insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Kapanıyor. İki şey önemlidir. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Ya da bir başka ayetteki ifadesiyle alimet nefsüm ma kaddemet ve ahharat. Bir, öne geçirdikleri dediğim, yapıp ettikleri. İkincisi, arkada bıraktıkları. Ya da yine Yasin'in birinci sayfanın sonunda var ya, hemen okursan, yok, ey sabır o değil. hemen ayetin sayfanın sonundaki ayeti hatırlat bana. Kaddemu ve atarahum. Tamam orası. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imam mubin. Öne geçirdi ve asarahum. Bir de arkada bıraktıklarınız. Kim bırakıyor? Siz bırakıyorsunuz. Bizim yani insanın kendi iradesiyle arkada bıraktıkları. Arkada bırakılanlar ne olur? Arkada bırakılanlar delalet yoluyla yani aracı olmak, vasıtı olmak yoluyla sebebiyet vermek noktasında arkaya bıraktıklarınız. Sizin bir katkınız yoksa alacağınız hiçbir şey yoktur. Katkı ya doğrudan yapıp gönderdiğimiz ya da bir şekilde sebep olduğumuz, vasıta olduğumuz, delalet ettiğimiz. Delalet ettiğiniz şeyler neler olabilir? Hadis bunu biraz daha pratik olarak söylüyor bize. Evet, yani iyi şeyler yapıyorsunuz. İnsanların umumi olarak faydalanacağı işler yapıyor, bırakıyorsunuz. Bakın, mesela olabilir. Yani çok genel olur, çok özel olur insanın kişine göre. Arkada insanlar faydalanıyorlar bundan. Ya da evveledin salihin yed'ule. Yani salih nesil, evlat yetiştirmiş. Bakın yetiştirmiş dediğimiz şey doğrudan değil mi? Vesil şey olmak, sebep olmak buna. Yani sizin bir dahliniz var. Evet, dahliniz, bir müdahaleniz var, bir emeğiniz, bir eyleminiz var orada. Ev ilmin yuntefe'u bihi ya da evet, ilim adına insanlığın faydalanacağı, ister öğrenci yetiştirme, ister yazma, yapma, yine insanların faydalanmasına sebebiyet verdiğiniz şey. Fakat şunu hiç unutmayalım. Şu anda bahsettiğim şeyler olumlu olarak katkı sağladığımız şeylerdir. Bir de bunun olumsuzu var. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim kişisel kanaatim, bunu daha önce paylaşmıştım diğer yerdeki konuşmalarınızı arkadaşlarımız hatırlarlar. Kendi hesabıma öne geçirdiğim, yani yapıp hayattayken gönderdiklerimdense arkada sebep olup bıraktıklarımın daha fazla olacağı kanaatini taşıyorum. Yani olumlu, olumsuz. Çift taraflı bir şey bu.
Çünkü az çok yapıp ettiklerimi biliyorum ama sebebiyet vererek, delalet ederek. Çünkü اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِهِ اَدَّالُ عَلَى الشَّرِّ كَفَاِلِهِ Hayra delalet eden, aracı olan onu yapmış gibidir. Şerre de delalet eden, aracı olan onu yapmış gibidir buyurur Peygamber. Hatırlayın, mesela şöyle bir rivayeti hepimiz biliriz. Kan dökmeyle alakalı, işte yeryüzüne dökülen her bir kandan Adem'in kan döken oğluna bir pay vardır diye. Ya da men senne sünneten hasene, yani kim bir iyi çığır açarsa, bir başka hadiste bu, o çığırı takip edenlerin den her birinden, onun için sebebiyet vermiş olmasından dolayı onu yerine getirmiş, yapmış gibi mükafatı vardır. Ama men senne sünneten seyyiyeten, aynı şekilde olumsuz bir yol çığır açanlar için de o yolu takip edenlerden birisiymiş gibi karşılığını bulacaktır. Bundan dolayı hep şunu söylemişimdir. Geçen hatta birkaç hafta önce konuştuk. Mutlaka ama mutlaka ikisinden birisi olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalacak olursak, zalim olmaktansa mazlum olmayı yeğleriz demiştik. Bu ilkelerin şöyle bir başka sonucu daha var. Yine paylaşmış olabilirim burada. Biz yanlış olanları yapmayalım. Önceliğimiz bu olmalı. Haram olanlar, yanlış olanlar, önce bunlardan vazgeçelim. Çünkü yapacağımız şeyler, olumlu anlamda yapacağımız şeyler büyük oranda gücümüzle alakalıdır. Gücümüzle alakalı. Mesela bak, hadisler bu anlamda son derece pratik bize şeyler verirler. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yakul hayran evliyasmut. Allah'a ve ahiret gününe iman eden sizden her kimse o, ya hayır söylesin ya da sussun. Bir insanın, yine bir başka hadiste, duyduğu bir şey, doğru yanlış, hiçbir şey yapmadan hemen bir başka yere aktarması günah olarak ona yeter. Min husni islamil mer terkuhu ma la yani. Ma la yani. Bu surenin girişinde hatırlarsanız konuştuk bunu. Ma la yani terk etmesi bir insanın Müslümanlığının güzelliğindendir. Bakın ma la yani çünkü olumsuz, negatif bir şeydir. Tüketici bir şey. Siz kendinizi hak ile meşgul edin ki batıl sizi meşgul etmesin. Hak ile meşgul etmezseniz batıl meşgul eder. Kuşatır ve nihayetinde alır götürür. Onun için yani duruş çok önemli bu anlamda ve geriye bıraktığımız eser anlamında asarahum dediği ayetin bunlara dikkat etmek lazım. İyi şeyler yapamıyorsak hiç olmasa kötülerden kaçınmamız gerekiyor. Sebebiyet vererek, bakın sebebiyet vererek kötü bir şeyin oluşması, yayılması. Mesela işte kimileriyle böyle çeliştiğimiz, çatıştığımız noktalardan birisi. Yani bir bina yapıyorsun, kiraya veriyorsun. Her istediğin yere verebilir misin? Ya bana ne? Kardeşim, bana ne? Yani ben yaptım, bina böyle. Ne olarak kullanırsa kullanır. Kullananla alakalı bir şey. Mesela vesile olmak, vasıta olmak, bakın. Vasıta, aracı olmak. Bu sanıldığının ötesinde oldukça önemli bir meseledir. Oldukça önemlidir. Çünkü büyük oranda bunların farkına varmayız ve arkadan
sebepler bağlamında yığılır, yığılır durur. Vesselam. Velakat, var mıydı bir şey? Tamam. Erolcan'ın sorusu, geçen haftaydı. Okuyamadığımız için geçen hafta şöyle bir şey söylemiştik burada. Önemli bir soru. Önemli bir soruydu aslında ama kaçırdık. Şundan bahsetmiştik geçen haftaki dersimizde. Ragıp el-İsfahani'den hareketle her insanın iki elçisi, Resulü vardır diyordu. Birisi zahir, birisi batın. Zahir elçi işte dışarıda olan peygamberdir. Batıl elçi akıldır. Peygamber dışarıdaki aklımızdır. Aklımız içerideki peygamberimizdir. Erol Hoca'nın yerinde ve haklı sorusu şu. Bazen akıl var, peygamber yok. Bazen peygamber var, akıl yok. Bunun karşılığına dair de kendisinin söylediği bir şey vardı ki yerinde. Aslında tam da batı paradigmasını ifade eden bir şeydir bu. Bir durum. Nedir batı paradigması? Din var, Hristiyanlık, akıl yok. Modernite var, onda da din yok. Evet. Hristiyanlık var, oluşturulan bir Hristiyanlık, orada akıl yok. Fakat onun karşısında yerleştirilen aydınlanma döneminden sonraki modernite, orada peygamber yok. Ne o, ne o. Kur'an bize akleden kalp hedef olarak bunu gösteriyor. Akleden kalp. Kalbi selim. Akleden kalp diyor bunu. Kuru bir rasyonalizm değil. Ama salt bir doğu duygusalcılığı da değil. Çok affedersiniz. Bugün daha arkadaşlarla okuduğumuz Bakara suresinden İsrailoğulları ilgili ilginç pasajlar vardı. Buzağı perestler var. Buzağa tapıyorlar. Ve uşribu fi kulubihimul ucle bi küfrihim. Kafirlikleri sebebiyle diyor ki o buzağının sevgisi böyle kalplerine içirildi. Hatta sevgi de demiyor. Buzağı içirildi. Yani o kadar bir tapınmayı anlatıyor ki. Kul bi semaya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yahu bu sizin imanınızın size emrettiği şey ne berbat bir şey diyor. Onun üzerine dedim ki arkadaşlara böyledir. Rasyonel temelleri, akledilmiş temelleri olmayan bir iman insanı böyle buzağı peres yapar. Değiştirirsin, hiç sorun yok. Hangisini koyarsan koy. Buzağı peres işte. Yani akledilmiş, rasyonel temelleri, makul dediğimiz o temellerden mahrum bir iman götürür adamı. Allah iman diyor ona ya. Ve bir başka şey yine dersimizde daha önce geçmişti, hatırlayın. İlahi kelam perspektifinden baktığımızda iman etmekle akletmek eşdeğer şeylerdir. İman etmek akleden adamın işidir. Akılsız adam sadece inanır. Akıllı adam iman eder. İman bir güven meselesidir çünkü. Böyle kuru sıkı değil. Bir yüreğin, bir benliğin, bir kişiliğin, efendim bir zihnin mutmain olarak kuru bir teslimiyet değil, gönüllü ve tam bir cevap olarak o iradeye mutabakat sağlaması halidir. Onun için akletmek dediğimiz şey, şimdi gelecek, biraz sonraki gelen bir ayet, bakın nasıl sıralayacak bunları. İnsan olmakla aynı şekilde eşdeğerdir.
Herhalde anlaşılmıştır mesele, tahmin ediyorum. Evet, bir soru, bir soru da. Bir şey yani, o anda geçerli de bu Hristiyanlardaki sokaklar çok temiz, bizim mahalle sokaklar çok kirli. Hani akıl mantık bağlamında, din bağlamında. Ya bu Hristiyanlıkla alakalı değil. Yani sokağı, caddesi meselesi Hristiyanlık kendisiyle alakalı bir olay değil. Bu tamamen daha farklı bir okuma biçimi. Efendim, doğru bir okuma biçimi. Bunda hiçbir sorun yok. Küçümseyecek halimiz de yok. Akif'in söylediği bir şey var. Avrupa'yı gezdiği zaman ne diyordu? Onların işleri bizim dinimiz. Bizim şu andaki dinimiz de tam onların işleri olmuş. Onların işi, yaptıkları bizim dinimiz. Efendim, onların dinleri de bizim işimiz olmuş. Öyle bir şey bu. Bu daha farklı, dediğim gibi bir durum. Yani eğer bu anlamda bakacak olursanız, hele hele Orta Çağ tarihine, Avrupa tarihine baktığınızda, o dönemin seyyahlarının o sokaklar, Avrupa sokaklarında nasıl, neler olduğuna dair o kadar çok şey anlatır ki, hatta şu şeyin parfüm hikayesiyle tabii, evet. Ha, bugün şey yaptıkları, yani moderniteye bağlı olarak ortaya çıkardıkları gayet bir şey, temiz bir şey. Ama ne diyeyim ben şimdi? Desem ki ya beyler, arkadaşlar, kardeşler, ikinci şeyde dönem olarak gelen vahiy, ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir ve siyâbeke fetahhir ve siyâbeke fetahhir, daha gelen toplasanız 10 tane ayetten bir tanesi ya. Ve siyâbeke fetahhir, üstünü başını, elbiseni, yani en azından lafzı okuduğunuz zaman bile böyledir ya. Onu temizle. Gelen 10 ayetten ilkidir bu ya. Bir tanesi. Yani hayır, dedim ya, lafzi olarak okuyun. Ve siyabe kefe tahir. Siyab elbise demek. Lafzi olarak canım. Bu kadar basit. Fetahir. Bu kadar basit. Ve bu peygamber, Allah'ın elçisi aleyhisselam, çok ilginç bir mesele. Tahrim suresinin girişini hatırlayalım. Daha henüz onu okumadık. Tahrim suresi. Nedir? Neydi konu? Hatırlayın. Eşleriyle alakalı bir problem var. Kendi eşleriyle alakalı. Bir eşinin yanına gidiyor. Ötekisi bunu kıskanmış. Oradan geliyor. Güya şey olsun diye. Telmihli bir şeyle. Senden megafir kokusu alıyorum diyor. Megafir bir bal kokusu. Ve biraz müstekre olan bir koku. Yani aslında çaktırmadan diyor ki, sen falan onun yanına gittin. Oradan yedin. Ya peygamberimize bu nasıl söylenir ya? Yani senden hoşlanılmayan bir koku alıyorum. Bu peygambere nasıl söylenir? Bir daha bunu ağzıma sürmeyeceğim diyor. Ve Allah diyor ki Celle Celaluhu, ya eyyühen nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebtagi mardat ezvaci. Eşlerinin hoşuna gidecek diye niye Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılıyorsun? Diş temizliğine Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği şey. Ya Ayşe validemiz yok. Yok tabii, yok. Yani macunu yok, böyle bir şey yok. Ama kendine göre bildiğiniz o misvak falan. Uyanıyor peygamber. Eğer varsa misvak. Yoksa hiç olmasa elle bir şey yapıyor. Misvaklıyor. Yıkıyor. Bol su da yok işte o zaman. Birilerinin huzuruna çıkacak, konuşacağı zaman misvaklanmadan çıkmıyor. Hatta o kadar ki o misvak kullanıyor. Diş etleri zarar görüyor peygamberin diyor. Etleri kanıyor diyor. Nezih ya. Bana bu dünya hayatından 3 şey sevdirir dediği zaman bir tanesi de güzel kokudur ya. Şimdi güzel koku, yani süslenmek değil ki bu. Nihayetinde ona da işaret etse bile, değil mi? Bir temizliği, bir nezafeti anlatıyor. Güzel koku diyor tabii. Evet, yani parfüm demiyor. Güzel koku diyor. Kötü koklamakta. Tabii. Dolayısıyla yani ne diyeyim şimdi ben? Yani ne desem boş. Peygamberim orada, kitabım burada. Ama ortada da böyle bir Müslüman toplum var. Ya ne diyelim şimdi buna?
Diyecek bir şey yok. Ya bu bir zihniyet meselesi. Tekrar söyleyeyim. Yani dersin başında yorucu cümlelerle sizi yordum ama tevhid meselesi var ya. Tevhid. Her daim Allah'ın yanımızda olduğunun farkında olan bir bilinçle hayatı yaşamak. Her şeyle, eşyayla, bütün bir varlıkla ilişkiyi bu çerçevede oluşturmak ya. Peygamber gönderiyor bir grup insanı, bir yere gönderiyor. Diyor ki inneküm kadimun ala ihvanikum. Bak siz kardeşlerinize gidiyorsunuz, bir seyahat yapıyorsunuz. Fe aslihu rihalekum ve aslihu libasekum hatta tekunu keenneküm şame finnas. Bineklerinizi düzeltin. Islah edin, düzeltin. Ve aslihu libasekum üstünüzü başınızı, elbiselerinizi düzeltin. Öyle olun ki siz geçtiğiniz zaman uzaktan insanlar parmaklarıyla aha Müslümanlar geçiyor desinler ya. Ne diye? Ne desin başka peygamber? Arabanı yıkayın. Yıkayın tabii ya. Hocam ve birbirinize benzemeyin. Aynı giymeyin. Bu da ayrı bir şey tabii. Yani bütün bu hem kaynak itibariyle hem de onu da söyleyebilirim. Örnek itibariyle, yaşanmışlık itibariyle tarihsel tecrübemiz bize epeyce imkan veriyor be kardeşim. Epeyce imkan veriyor. İster Endülüs üzerinden konuşalım, ister Anadolu üzerinden konuşalım, ister Asya üzerinden konuşalım. Örneklerimiz muhteşem. Bakmayın bugün böyle sersefil olduğumuza ya. Bu kadar ayağa düştüğümüze ne diyelim, nasıl ağlayalım ya? Bugünün Müslümanını Muhammed Aleyhisselam hak etmiyor ya. Sözüm ona ümmet. Firavun Rabbini ilan etmiş. Şeytan işte bakıyor durum fena değil. Toplamış eteğine epeyce böyle börtü böcek şeylerini. Ne kadar varsa toplamış gitmiş sarayından içeri atıyor. Birden irkiliyor Firavun. Nedir diyor bu? Ne olacak diyor ya. Senden ilah. Benden de elçi olunca aha ümmette budur diyor. Şimdi ilahı kaybettik. Peygamber kurgusallaştı. Tamamen bir romantizm oldu. Romantik bir şey. Kurgu hayal. Aha da ümmet. Bana bugün diyor arkadaşlar, ya hocam yanlış, şeyle ilgili, Suriye ile ilgili bir şey söylemeyecek misiniz? Şöyle baktım, hakikaten bazen çaresizlik, ne fena bir şey ya. Ne diyeyim arkadaşlar dedim size ya. Ne desem boş. Benim bugün söyleyeceklerim bugünü kurtarıcı değil. Bugün geçti. Bugün dünün süreyi bu perşembe, bu çarşambayı takip eder. Yapılacak bir şey yok şimdi. Ama bugün böyle ama bugün yapacağımız şeyler geleceği ihata etmeye, kurtarmaya yönelik olmak durumunda. Bugün geçti. Bazı şeyler anlattım onlara. Tanık olduğum, şahit olduğum şeyler anlattım. Suriye'de. Allah taksiratını yine affeylesin. Said Ramazan el-Buti vardı. Yüz yüze 1987'de görüşmüştük. İşte dönemi itibariyle önemli ilim adamlarından birisiydi. 82'de Hama katliamı oldu. 50 bine yakın insan bir ayda katledildi.
Baba Esad katletti. Hama ah diye bir arkadaşımız o zaman belgelerini toparlayarak bir kitap yazdı. Onunla beraber daha birçokları Hafız Esed'e selam durdular. Dışarıdan bu olmaz, böyle bir şey olmaz denildiğinde çaresizlikten bahsettiler. Derken oğul Esad bu fecaatları işlemeye başladı. Said Ramazan el-Buti kılıç hediye etti. Ve mescitte, camide ders okuturken yine aynı güçler tarafından bombalandı. Paramparça oldu. Ne diyelim şimdi? Ne diyelim? Hangi derdimizi ağlayalım? Kitaplarını gençlik dönemimizde hararetle okuduğumuz, Mardinlidir aslen biliyorsun. Okuduğumuz, ders halakaları yaptığımız ilim adamı Beşer Esed'e kılıç. Kılıç hediye ediyor. Ali Cuma denilen bir adam var. Mısır'da 90'lı yıllarda tanıdım. Mangalda kül bırakmayan bir adam. Sisi şeyinden sonra, darbesinden sonra o gün devrilen İhvan'ın idam edilmesinin hem gerekli hem de yerinde olduğunun fetvasını veriyor Sisi'ye. Ne diyelim? Ne diyelim arkadaşlar? Yeri geldiği zaman ilim adamları hep şunu söyler ve övünürler. El-ulema varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bununla övünürler, övünürüz. Bunun çünkü getirisi fazla. Ama peygamberi Allah şöyle anlatır. Ellezine yübelliğune risalatillah. Ve yahşavnehu ve la yahşavne ahaden illallah. O elçiler Allah'ın mesajını bütünüyle olduğu gibi insanlara tebliğ eder ve la hiçbir şekilde hiçbir insandan asla korkmaz ve çekinmezler. Ve yahşavne ve la yahşavne yübelliğune risalatillah ve yahşavnehu. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmazlar ve çekinmezler. Peygamberin tek bir davası vardır. Biraz önce okuduğumuz ayette gördük. O istemezler değil mi dedim. Hiçbir talepleri olmaz. Sadece davetül halk ilel hak ya da ilel halik mahlukun halika çağrısıdır peygamberin yaptığı. Ama yok. Şimdi bir de ters çevireyim mi? Kılıcı bir de ters çevirelim. Hasan abi ve dostlarım bilir. Daha önceki yaptığımız yerli konuşmalardan. Hatta geçen nerede sınıfta söyledim, hangisinde söyledim bilmiyorum. Dedim ki çocuklar bana parti falan kurmuyorum ama ne olur şey yapın, göz kulak olun, böyle iktidar miktidar yani siyasi güç sahibi olmayayım falan. Niye dediler? Eğer bir şekilde siyasi güç sahibi olsam, yönetim şey benim önümde olsa, bu toplumun her bir ferdinin dinini gerçekçi bir şekilde öğrenmesinin imkanlarını oluştururum. Söz.
ama fakir ve yoksul çocuklarını, köylü çocuklarını ilahiyat fakültelerine kapatırım ve gönderme. Tabii. İlahiyat yaptım. Bu kapıları kapatırım kardeşim. Bu kadar basit. Öyledir, aynen öyle. İmam Şafii der ki, evinde un olmayan adama akıl danışmayın. Çünkü onun bütün aklı unda olur. Unda olur. Köylülerden ilahiyatçı olmaz. Unutmayın. Peygamberler Ümmül Kura'dan çıkmıştır. Ümmül Kura şehirlerin anası demektir. Ve peygamberlik, risalet görevi şehir merkezlerine gelmiştir. Köylere gelmemiştir. Ne yapayım şimdi? Mahallenin kitap okuyanı, eli kitap tutanı, ayet, hadis diyen benim gibi hep köylü. Köylü kardeşim. Bundan bir şey olmaz. Olmuyor nitekim. En fazla bir şekilde, mesela beni de birileri kıdıklasa herhalde muhtemelen oralara doğru kayarım. Yani siyasi iktidar böyle bir şeyler gösterse, abi gel falan filan, bak bakalım siz de burada ders yapar mıyım ya? Tabii. Bakın burada gelir katlanır mıyım? Tabii ya. Öyle bu işler. Oralarda bir şey bulunamadığımız için buralardayız. Halbuki benim peygamberim bildiğiniz bütün bu teklifler karşısında ne demişti? Güneşi sağ elime, ayı sol elime versin. Daha ne olur? Nasıl kullanılır cümle? Peygamberim böyle dedi. Zekat, sadaka parasıyla ilim adamı olmaz. Olmaz abi. Aynen öyle. Bir noktaya getirirsiniz, getirirsiniz. Derken ümmet hizmet beklemeye başlar. Bir şeyler söylesin hani. O arada parası fazla olan gelir, bastırır parayı alır gider. Sizin zekatınız, sadakanız boşa geçmiş olur Hasan abi. Nitekim hep öyle oluyor. Hep öyle oluyor. Peki zeki çocuklarımızı nereye gönderiyoruz? Evet. Mali durumu iyi olan arkadaşlarımız, şehirli arkadaşlarımız nereye gönderiyoruz? Yok. Bakıyorum. Ellerinden tutuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir bakıyorum. Böyle toparlıyorsun, toparlıyorsun. Pat diye düşüyor. Ya hocam bir öğretmenlik almam lazım diyor. Ne oldu oğlum? Ya ailem benden şey bekliyor. Yani işte şu kadar okudun. Hadi görev aldı. Ya dur daha ne görevi, ne işi? Daha işimiz başladı. Başlamadan bitiyor. Başlamadan bitiyor. Tabii. Nasıl olacak bu iş? Onun için Halep'e ağlayayım. Ağlayayım da. Bunun bir şeyi yok gibi, getirisi yok. Yapabiliyorsanız yap. Yer yer şeyler yapılıyor. Söyleyin. Değişik yerlerde organizasyonlar yapılıyor. Yiyecektir, giyecektir falan. Tamam ya, bunlarda bir sorun yok. Ama orada gözümüzün önünde bir mezbaha gibi insanlık doğranıyor ya. Tam bir firavunist yapı ve algı, çocuklar katlediliyor ya. Yüzebbihune ebnâkum ve yessehbüne nisâkum. Kıtır kıtır çocuklar doğranıyor özellikle ya. Hemen yanı başımızda. Eğer sizin bildiğiniz başka bir şey varsa söyleyin. Ha şunu da düşündüm. Geçen birkaç makale okumuştum onunla alakalı. Sonra böyle çaresizliğimi içime gömerek giderken, evet yani konuşmak, bağırmak, çağırmak da bir şey dedim.
yani ses vermek de bir durumdur. Biraz daha bunu yükseltebilirsek, hiç olmasa bazılarının canını sıkabiliriz. Yani evet, nümayiş. Bazı katillerin canını sıkabiliriz. Yani keyiflice o lokmalarını yememelerine bir sebebiyet verebiliriz bu anlamda. Bir başka şey, gündem oluşturma noktasında bu tür şeyler yapılabilir. Ama bunlar benim önerebileceğim, ya daha doğrusu önermeyi düşündüğüm köklü çözümler değil. Bunlar pansuman, günübirlik, kötü şeyler değil hiç şüphesiz. Çok anlamsız değil ama pansuman tedavi bunlar. Diyeceğim bu. Vakti Cüneyt, doldurduk hocam. Bugün niye böyle yaptın? Kaynattık. Kaynattık ya. Evet. Süremiz de doldu. Süremiz de doldu. Yani daha önceki dersten hareketliyse şunu söyleyebilirim. Benim okumalarımda ecel tabii ve doğal süreçtir. Evet, tam da işte o, tam doğruya, o doğal süreci yönetmeyle alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Tabii onun içerisinde hiç şüphe yok. 76. ayete geldik. Normalde bugün aklımda olan bu sayfayı tamamlayıp iki sayfa kalıyor sureye. Yani bir iki hafta içerisinde bunu bitirip diğer bir sureye başlamakta, ama bazen böyle oluyor. Bağışlanmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
Allah.